Ha Özcan. Hangi maçta mı yaptı mı? Hangi maçta mı yaptı mı yaparadı? Yani maçından ayrılıp piyade diyorsan ha? Piyade kaptı. Bu ara korladı bunlar. Yaparsan hem kloru yaptı, yaparmasan hem kloru yaptı. Noktası hem inleme işini kıl yaptı mı, korulup tügeydi. Bizden en çok soruladığın devletim otam hem de cennetim onam ne bora. Asas ise üç bu kutumuzda bitti Kur'an'ı kitabı buladı. Arapça hem de Özbekçe. İkinci kitabımız hadisler toplamı. Zemzem su hem de koşumça mahsulatları. Tek kısmı da iki tane yumuşak bugün canımızlar hem bor. Haklaçılar için üç bu kutumuzda Appakkine hem de Hacı Rumal dopları koşup veriladı. Şu ve şüngi okşaş İslami sağlarımızı Özbekistan'da barca hududuya yetkiz veriş için kuyudaki nomerlerge telegram ve WhatsApp orkali müracaat kılın. Dastavka hizmetimiz mutlaka bepul. Hayatta hamamız tankıt güçlüğümüz. Tankıt kılışadı. Sözümüzü, fiilimizi, hareketlerimizi, yürüyüş duruşumuzu. Gahı da bu tankıtlar orunluyup oladı. Kulaksa ses hakikatta et yaptı. Tuz atsa oladı. Dikkat kılıp mülahaza kısız hakikaten buna sana bundan yakışırak kılışlığı mümkün idi. Lekin bazı da bana şunu bir naorun tankıtlarına hem düşer bulası. Tane malamatlarına hatta tuhumat buhtanlarına. Bana şunu halatı insan düşkünlükle düşerdi. Kliyekken işini kıyız kemiği kaladı. Kolunu şuru oladı. Hapsalası pırpıp getirdi. Hop, mumun adam bana şunu bir naorun tankıtlarına, nahak tankıtlarına kendi münasebette buluşmaya gerek. Adamların ahmaları, tenteyleri, Halık Subhanahu ve Teala'nı, razı bulgen Hak Teala'nı söküştü. Yekke yana bugün Allah Teala'nı hakaret kılıştı. Allah Tebareke ve Teala hadis-i kudüsü'yü de etedi. Şetemeni İbni Adem. Adam balası beni söküp hakaret kıldı. Valem yekun yenbağı ilahu en yaştumeni. Unga bunday qilishlik meni so'kishligi to'g'ri bo'lmas edi, lozim bo'lmas edi. Yu'zini ibn Adam yasubud dahro. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqallibul layla va nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyya qawluhu innali waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, malomatlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, malomat qilishadi, tuhmat bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demek endi bilding bunaqa odamlarning borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarning ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar birodarlar tinchimaydi. To' teshik topib kirib ketmaguncha yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti toppaguncha, narvon toppaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarda orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha Özcan, yangi maşını mı yaptı mı? Yangi maşını mı yaptı mı yaparadı? Yani maşınadan ayrılıp piyade diyorsan ha? Piyade kaptı mı? Bu ara oturken adam kalkılmıyordu. Öyle gitti adamlar tepişmiyordu. Buradalar ha kemçilik buluşu mümkün havamızda.
yürüpsi mi? Yürgen, tikka turib yürgen adam qoqilishi mümkün. Hata bo'ladi hammamizda. Endi şu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang, ilmda, odobda, moli davlat to'plashlikda sen ularni ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erişken yutuqlaringdan ve Allah senge ato qilib qo'ygan ne'matlardan ajralmaguningcha seni hiç qachon buna qalar tinch qo'yishmaydi. Maqtovga loyiq har qanaqa sifatingdan, ulug'ligini har qanaqa ko'rinishdan ajralmaguningcha seni o'z holingga tashlab qo'yishmaydi. To sen ham ularga o'xshab yalqov, baxtsiz, ahmoq, tentek, befahm, befarosat, tugab bitganlar qatoriga kirib qolmaguningcha seni hargiz tark qilishmaydi. Ular aynı şu narsani xohlaydi. Çünkü sen ötüp gittin ulardan. Ularni ana şu noo'rin tanqidlariga, hasadlariga sabr qilsang, senga ulug' ajr va mukofotlar bor birodar. Undan tashqari, seni noo'rin tanqid qilishlari seni qadringni oshiradi. Çünkü qadrsiz odamga nima qilinmaydi? Hasad qilinmaydi. Uchragansizlar-da to'g'rimi? Bora menga nima deyorgiz keladi? Pul olmayatudiz, Allah için de kliyatudiz. Kelesiz, bunusu udup getirdi, bunusu budup getirdi. Var ya hal ölüp getirdiysiz. Eğer şimdi kıyam bu ses, ahiret için, savap için, din için, el için, memleket için bir hayırlı iş tıkılayken paydizde, az gene şunu kadar sassık soru yapılar ya, kulak savurup, taşıp getirirken siz, ular hakla gelen insanı verip koyduysiz. Demek sen onların sözüge, noo'rin tanqidlariga, haqoratlari va bo'xtonlariga sabr bo'lishing kerak. Sobit turishing kerak. Xuddi Uhud tog'idek. Harsang tosh ko'rgansizlar, katta bo'ladi. O'zini borligini va qudratini isbotlashlik uchun sobit turadi. Mana shu harsang toshdek turgin birodar. Kesseni mana shu harsang toshga otsa, kessak kelib tegadida toshga parcha-parcha bo'lib ketgandek, agar sen sobit tursang, bunaqalarning gaplari keladi-da parça parça bolu yuqup ketaveradi. Ularning sözlerine parvo qilma. Agar ularning sözüge parvo qiladigan bo'lsang, ta'sirlansang, siqilsang, asabiylashsang, ular xohlayotgan narsani bergan bo'lasan. Be'etibor bo'l, qo'riladi ular. Gapirsang ham qilaveryapti, gapirmasang ham qilaveryapti. Moqtasang ham nima ishini qilyaptimi, qo'rilib tugaydi. Demek unaqa odamlarga beriladigan javob nima ekan? İnnamasdan işini qilaverishing. Ular bunaqa odamlar nimani xohlashyapti? Aynı şu narsani. Ular seni hayotingni, umringni kir bo'lishini, seni baxtsiz bo'lishini istaydi. Hali payg'ambarimiz hayotidan, payg'ambarlarning hayotidan misollar aytib beraman. Subhanalloh. Bu darslarimiz mana darsimizni boshida aytdik silsilani. Agar qalbingizni ochib qabul qilsangiz, qalbingizga mana shu yerda aytiladigan o'lchov tushunchalarni mahkam joylab olsangiz va shu bilan yashasangiz, siz saodatli inson bo'lasiz. Muhimi o'lchov va tushuncha. Agar o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, dunyodagi saodatli, baxtli odam siz bo'lasiz. Chunki bundaylarning hayoti aynan mana shunday. O'zlarini qo'lidan hech narsa kelmaydi. Birovga foydasi tegmaydi. Hayotda biror bir narsaga erishmagan. İşi oturup başkaları muhakeme kılış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı müracaat kılamız. Resulullah Tabuk'a koşun tayarlayanlara da bana uzat hayatı da katlaşken ahriki gazat. 30 bin kişilik koşun yığıldı. Resulullah bana şu koşunla cihazlayanı Müslümanlarga infak ihsan kılıylar dediler. Şunda kimdir? Katta pul ap geldi. Kimdir? Azrak narsa ap geldi. Bağır bağırını ap geldi. Münafıklar münafıklar. Özüm münafık. Bir çekede oturup alıp, az yine nasıl alıp gelen adamı körüp durup, 2 kilo hurma alıp geldi. 30 milyon kişiye 2 kilo hurma alıp geldi. Yani topkanı şu. Alıp gelse, heh, şu yan İhsan Bey, şunu yan alıp geldi. Üyet miydi mi? Özüm münafık. Öz işine sakın mıydı? Şimdi bir sahaba katta mablağda alıp gelse, harap durup, riya işte. Riya. Bu hoca kürsünge kılı yaptı. Özü münafık, özü işine sakın mıydı?
e'tibor beringlar-da. Shunaqa hammani ta'na ma'lumot qiladigan, hammani muhokama qiladigan, g'ibat qiladigan odamlar o'zi hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Bizi aybimiz nimada? Bizi aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz. Bunaqa odamlarni agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki, na soyasi bor, na salqini bor, na barki bor, na mevasi bor. Ularni maza bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularni narxini oshirgan bo'lasan. Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingni ishingda peshqadam bo'l. Yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erish. Yana ham katta cho'qqilarni egalla. Shunda ularga sen javob bergan bo'lasan, shunda ularni og'ziga muhr uriladi. Ma'qulmi? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang, ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? Vala taghzan alayhim vala taku fi dayqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l birodar. Ularni qilayotgan makr hilalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar o'tadi karvon. Qarang-da, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda unga xurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kessak otaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi. Yuklar manziliga yetmaydi. Omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kessak otaverib, kessak tugab, har bitta kessakda 2 so'mdan olib o'tishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan, yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushira olmagan. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar, mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka biroq tosh otmaydi. Bunday odamlar, bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqilloh bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, malaikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ish bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhissalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohga, Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima degan edi? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa. Fabarrahu Allohu mimma qalu va kana indallohi vajiha. Ey mu'minlar, Musoga azor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda
mana shu Banu Isroilni Musa alayhissalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishardi. Bir-birlarini avratlariga qarardi. Musa alayhissalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil vallohi Musa'nı biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deydi. Grija deyiladi. Yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishardi. Kimni ayblashyapti? Qulchilikdan olib chiqib ketgan, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani ko'rsatgan, dengizni yorib o'tib ketib, Fir'avnni cho'ktirgan Musa alayhissalomni o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni, shuncha musibatlardan olib chiqib ketgan payg'ambarni ayblashyapti. Kimlar? Banu Isroil o'zining qavmidan bo'lganlar. Payg'ambarimiz aytadilar, Musa alayhissalom kunlarni birida yuvinish uchun bordi. Kiyimlarini yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Qo'yishi bilan tosh uni kiyimlarini olib qochib ketdi. Tosh yurib ketdi, Allohning mo'jizasi bo'ldi. Musa alayhissalom toshni izidan quvib yugurib ketar ekan qichqirardi. Kiyimim, tosh, kiyimim, toshdi. Yalang'och holda kiyimini quvlab ketar ekan yahudlar Musa alayhissalomni ko'rishdi shu holatda va aytishdiki, "Ha, vallohi Musa'ni bironta aybi yo'q ekan." deyishdi. Keyin kiyimini olib tosh urib qoldi qo'ldagi asosi bilan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, albatta ana shu toshda Musa urgan 6 ta yoki 7 ta iz bor dedilar. Shunaqa tabiatli odamlarning ichida yurib, sen ulardan, men ulardan nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalomga ki shunaqa muomala qilishdi, endi nima deymiz? Musa alayhissalom Alloh taologa yolvardi, Parvardigor, odamlar meni tillari yomonlashdan tiyishsin deb duo qildi. Parvardigor shunday qilganki, meni qayta yomonlashmasin. Mumkin ish-a? Allohga mumkin ish-a? Alloh qodira bu ishga. Shunday qilganki, meni yomonlamasin qaytib bular. Alloh taolo dedi: "Ey Musa, sen so'rayotgan narsani o'zim uchun qoyim qilmaganman. Ular meni so'kishsa ham, haqorat qilishsa ham, men ularni yo'q qilib tashlamayman, balki rizqlarini ato qilaveraman. Sen birodar ularni og'zidan yopib qo'ya olmaysan, tillarini bog'lab qo'ya olmaysan, ammo ularni tanqid ma'lumotlarini beparvolik bilan, ularga e'tibor qilmaslik bilan to'xtatib qo'ya olasan, ularni ko'mib qo'ya olasan. Qul mutu bi g'aydikum. Mana shu adovatinglar bilan, ginilar bilan o'lib ketinglar deb ayting. Agar hammani rozi qilaman deyotgan bo'lsang, hammani nazarda mahbub bo'laman deyotgan bo'lsang, butun olamni ko'zida ayblardan pok bo'laman deyotgan bo'lsang, sen shu orani xom sanabsan. Sen amri mahol ishga intilibsan. Sen qib bo'lmaydigan ishga kirishibsan. Chunki hikmatda aytilganidek, irdo'un nasi g'oyatun la tudrok. Odamlarni rozi qilish yetib bo'lmaydigan orzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni ranjitadigan so'zga javob berma. Maqola va she'rga javob berma. Chunki odamlarning yarmi sen haqingdagi tanqidni o'qishgan bo'lsa, unutib bo'lishdi. Endi qolgan yarmi bo'lsa, u tanqidni eshitmagan ham, o'qimagan ham. Kuyunma. Sen senga yozilgan tanqidni, senga qilingan noo'rin tanqidni qaytaraman deb raddiya yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyani ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsa-da. Mana ja hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. Tokinchiga atvet qildi. Palonchini 10 daga qo'yib qo'ydi. Palonchini unni o'chirib qo'ydi. O'zi u domla 7 yil burun qilgan o masalasini. 7 yil bo'lgan qilgan marozasidan qirqib turib, palonchi domla palonchiga atvet qildi. U domla u artist bilan ishi ham yo'q. Unaqa artistni borligini bilmaydi ham. Palonchi domla palonchiga atvet qildi. Odatda har qanaqa mavzuni dozabligi ukalar 3 kun bo'ladi. 3 kundan keyin odamlar esdan chiqaradi. Agar tek qo'ysangiz, 3 kunda yo'q bo'ladi. Agar raddiya bersangiz, sovuyotgan qozonni yana qaynatasiz. Ma'qulmi?
cevap vermeyin. Tek koyun. Neticede kim yutadı? Eğer raddiye verseniz, o şu boyaya hasat göğler yutadı. Hakimlerden biri aytadı ki, adamların bir buradan topuş bilen avaralığı şu derecede ki, sen bilen bizi varlığımızı unutuş koyun. Ular özlerinin tırışlığını doğrulaşıp şu derecede maşgul ki, sen bilen ben ölüp keseyim, sezişmeyeyim. Az yine sabır kıl, bunu ziyan ötüp getirdi. Ahir, kora bulutunu tarkı genini, katkı şamanını tohtu genini, cezirime issiğu kahraton kışını soğuğam, tamam bu geni görmeyen mi sen? Sabır kıl, bunu ziyan ötüp getirdi. Çünkü yağmur, abadi yağmıydı. Lan yadurrukum illa azadi de Allah Ta'ala. Ular sizlerge azar verişten başka hiç kandaya zarar etkisi almaydı. Fakat yüreğini sıkadı. Asabini öldürdü. Lekin hiç ne sakılamaydı. Ve la tuti'il kafirine vel munafiqine ve da azahum ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila. Siz kafirler ve munafiqlerge boyun sunmayın. Ve onların azar aziyetlerge parva kılmayın. Hem de Allah'a tevekkül kılayın. Allah'ın özü yeterli vakil ve hamidir. Buna kadar adamlar avalan barıdı. Hazıran bar. Bundan ki inen buladı. Bana birader, paskeş, tüben, beymanı adamlarını naorun tenkitlerge kendi muamalada buluşun keliliğini bilvaldin. Onlarını özünü halıya koy. Bunda taifeler Allah'a ki şuna kadar münasebette buluşarken, özlerinin peygamberlerge ki şuna kadar muamalada buluşarken, indi sen bilen ben, ulardan nimani kutishimiz kerak? Eng avval qilingan gunohlar 3ta. Kibr, hirs, hasad. Kibr shaytondan bo'ldi. Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortdi, men undan yaxshiman dedi. Kibr birinchisi. Hirs Odam alayhissalomdan bo'ldi. Alloh azza va jalla mana bu mevani yema dedi. Adam aleyhisselam hırs kıldı, yedi, cennetten kovuldu. Hasad, Kabil'den buldu. Ülkesi Habil'nin kurbanlığı kabul bulup, özününki kabul bulmayanı da, hasadı geldi de, men seni katıl kılaman dedi. Kogan hemme günahlar, bana şu üçte günahtan su içerdi. Bizden sadır bulayken hemme günahlar, bana şu üçte günahtan kuvvet aladı. Tamırı şu, ana şu üçüyle günahını cilalaya algan adam, günahlarını cüdü köpüden tiyilişliği asan buladı. Madem ki insanın saadetini yok kıladıganlarsa, günah buladıgan bosa, günah insanını baksız kıladıgan bosa, biz bugün ders kılıyorkenimiz hasad, ana şu günahlarının en ketelerden bittesi. En birinci sadır kılıngan günahlarının bittesi. Hasad. Burada saadetli bu mahşimizsen, hasad kıma. Hasad nima? Alloh taolo bir bandaga bergan yaxshilikni unda yo'q bo'lishini xohlashligingiz. Sizga o'tib qolishini xohlashligingiz. Bu hasad. Ammo Alloh taolo bir bandaga bir ne'matni bergan bo'lsa, u ne'matni unda yo'q bo'lmasdan sizda ham bo'lishini xohlashligingiz bu havas deyiladi. Havas qilish mumkin, ammo hasad qilish mumkin emas. Hasad birodarlar suyagini yemiruvchi kasalga o'xshaydi. U surunkali dard jasadni fasodga uchratadi. Aytiladiki, hasadgo'yga rohat yo'q. Hasadgo'yga rohat yo'q. Hasadgo'y mazlumni kiyimini kiyib olgan zolim, do'stni kiyimini kiyib olgan dushman. Hasadgo'y doim faqir bo'ladi. Hasadgo'yni dam olish kuni bo'lmaydi. Hasadgo'yni bayram kuni bo'lmaydi. Demek kim hasadgo'y baxtli bo'lmaydi. Hasadgo'yni ko'chasiga bayram kelmaydi. Hasadgo'yda arig'iga suv oqib kelmaydi. Yana aytiladi. Hasadga qoyil, hasadga ofarin. Hasad na qadar odila, u avvalambor o'zini egasini o'ldiradi. G'iybat qilsangiz zarar yetkazasiz birovga, obro'yini to'kasiz. Ursangiz ishini sindirasiz, zarar yetkazasiz. Ammo hasad qilsangiz, siz hasad qilayotgan odamga hech qanday zarari yo'q, uni zarari faqatgina o'zingizga bo'ladi. Özünüzü özünüz içinizden yemirip tüketasız. Hiç kim etmedi mi hasad göğümendim? Demek avalan bar hasad göğünü, bu hasadı özünü öldürdü. Çünkü burada avalan bar özün mü, kalı olursa
seni mana shu hasaddan qaytaraman. Agar biz hasaddan omonda bo'lsak, hayotimiz osuvda bo'ladi. Shuning uchun boshqalarga rahming kelmasdan do'stim, o'zingga rahming kelsin, hasad qilma. Agar hasad qilsang nima bo'ladi, bilasanmi senga? Taningni g'amga botirib qo'yasan, g'am qayg'uni qoning bilan sug'orib qo'yasan, ko'zingni uyqusini boshqalarga bo'lib berasan. Siz hasad qiladigan odam yangi mashina olibdi. Kirib keladi, ko'rib qoldingiz, uyi yaqib kirib ketayotganini. Tamam, uyqu yo'q. Ettamangacha nima bo'lasiz? Bo'g'ilasiz. Ha palonchi bir narsaga erishibdi. O'g'li mana qabr narsani yutib ketdi. Ha sizni bolangiz yutgani yo'q. Hasad qilyapsiz. Hasadga uyga kelganda svet o'chib qolmasin-da. Telefonni batareykasi o'tirib qolmasin-da hasadga uyda. Chunki o'sha telefon bilan, televizor bilan ovora bo'lardi-da. Endi o'sha svet o'chib qolsa nima bo'ladi uni uyida? Janjal olmaydi, ichida bo'ladi janjal. Hasadga odam o'tni baland yoqib qo'yib, o'zini ichiga tashab kuydirayotgan odamga o'xshaydi. O'zi yoqib o'zini kuydiradi. Insonni qalbidagi qo'rquvni, g'am-anduhni, siqilishlikni, behalovatlikni keltirib chiqaradigan kasal hasad deyiladi. Hasad odamni osoyishtaligini, xotirjamligini barbod qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Hasaddan saqlaninglar. Chunki hasad yaxshiliklarni, savob amallarni xuddi olov o'tinni yeb tugatgandek yeb tugatadi" dedilar. Qarang, o'zi qiylanib topgan ozgina savobingizni hasad qilishlik bilan savobni yo'q qilib yuborasiz. Temirni zang yeb bitirganidek savobli amallarimizni hasad yeb bitiradi. Keraymi bizga? Qarang, hasad faqat egasiga zarar qiladi-da, birovga zarar qilmaydi. Bilasanmi birodar, hasadchining muammosi, musibati nimada? U Allohning taqdiriga norozi odam, o'shuning uchun hasad qilyapti. Alloh subhanahu va taoloning adolatida ta'na qilayotgan, shariat ishlarida payg'ambarimizga beadablik qilayotgan odam. Ya'ni Alloh unga shuni beribdi, u Allohning xohishi. Senga bermabdi, bu ham Allohning xohishi. Sen Allohning taqdiriga norozi bo'lyapsan. Endi norozi bo'lgan odam albatta baxtsiz bo'ladi. Yigitlar, o'ng quloq so'ng quloq eshitib olaylik. Rozi bo'lsa siz baxtlisiz. Iymondan keyin. Rozi bo'lsa siz baxtlisiz. Hasad hayotni hamma ko'chasida, mayda ikir-chikir ishlardan tortib, eng baland cho'qqilargacha bo'lgan ishlarda hasad bor. Usta ustaga hasad qiladi. Savdogar savdogarga hasad qiladi. Muallim muallimga hasad qiladi. Hasad qilma birodar. Chunki uni ustida Allohning fazli turibdi, seni ustingda ham nima turibdi? Allohning fazli turibdi. Hasad qilma birodar. U o'zining rizqini yeyapti. Hasad haqida bo'lmayapti. Hasadgo'y bo'lmaslik haqida bo'lyapti. Chunki bizi silsila darslarimizdan maqsad nima qilsak saodatli yashaymiz degan savolning javobini qidiryapmizmi? Hasadni yomonligini hamma biladi. Endi agar sen hasadgo'y bo'lsang, baxtli bo'lmaysan degani. Hasadgo'y inson demak Allohning taqdiriga norozi odam. Norozi odam hech qachon baxtli bo'lmaydi. Chunki baxt bu rozilik demakdir. Inson Alloh uni jasadiga bir dard bersa, kasal bersa, shu kasal tufayli Alloh uni gunohlarini kechiradi, darajasi ko'tariladi. Alloh undan rozi bo'ladi. Ustingizga kelgan dard uchun ajr olasiz. Ammo hasad shunaqa bir dard, shunaqa kasallikki, uni chekkaningiz uchun sizga ajr yo'q, gunohlaringizga kafforat yo'q. Chunki bu yerdagi boshqa kasallarni Alloh taolo taqdir qildi, keldi ishingizga. Siz ixtiyoringizdan tashqari kasal bo'ldingiz. Ammo hasad siz o'zingizni ixtiyoringiz bilan o'zingizga chaqirib olgan kasal. O'shuning uchun bunga ajri yo'q. Hasadga kishi o'lgunicha hasad qiladi. Yoki u hasad qilayotgan odam o'sha yaxshiliklardan mahrum bo'lguncha hasad qiladi. Birodar, agar qalbingda ochilib qolgan hasad eshigini o'zing yopib qo'ymasang, bu eshigini kim yopadi? Kim yopadi? O'lim yopadi. Qalbingda ochilib qolgan hasad eshigini o'zing yopmasang, o'lim yopadi. Hasadgo'y o'lib tinchiydi. Hasadgo'ydan boshqa har qanaqa odam bilan murosa qilish mumkin, lekin hasadgo'y bilan emas. Hasadgo'y bo'lma, birodar. Chunki bu o'zingni o'zing qiynashlikdan boshqa narsa emas.
Hasadgo'y kaçan razı buladı buradan. Ya şu özü de bar bugün hemen yaşlıda mahrum buladı. Özü deki hemen iktidar kabul etten mahrum buladı. Faziletlerde hemen sana üzüladı. Şunu da razı buladı. Hasadgo'y sen onu aldı tisçiyor sen razı buladı. Onun geçetin için miydi? Çünkü hasadgo'yunu yamanlıgiden, hasadını yamanlıgiden ve hasad göy bu kalışlığını yamanlıgiden Allah da Allah'dan panah dileyemiz. Hasadı sen terk etmezsen o seni tüketedi. Kabir geç o barada. Çünkü hasadını yeterli terk et. Hasad, orkali, kanaka katta günahlar sadır oldu. Hasad, özünü egesi nimalarını verdi ya. Birinci katillik hem hasad sebebi oldu. Yaqub aleyhisselamın oğulları, özlerinin ülkesi Yusuf aleyhisselamı kudukka taşlaştı. Neme sebepten? Hasattan. Yaqub aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselamı köprağa yaş görerdi. Şu hasat tüfeli özünü ülkesini kudukka taşlaşke tayyar buluştu. Buradalar özünü cigarını, özünü akası ki ülkesi ki hasat kıladiyenlerden bağır. Ölgeni yaşı, ölgeni yaşı. Hasat diyen türleri vardı. Buraya zararı yok hasat var dedi. Buraya zararı var hasat dedi. Ahli kitaplar, Yahudi ve Nasraniler, Muhammed Aleyhisselam'ın iman getirişinden, onların ne dostu? Hasat dostu. Ve halen ki Tavrat'ta hem, İncil'de hem, Muhammed Aleyhisselam'ın alametleri aitlingen idi. Aitadigen sözleri, kıladigen işleri, hem alametleri var idi. Lekin, nemege iman getirişmedi? Hasat tüfeğiyle. Demek insan hasat tüfeğiyle imanlara mahrum bu kaldı. Ahli kitaplar haklığını bilip durup hasat tüfeli imandan yüze görüşü vardı. İmandan yüze görüşü vardı ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Hasat göy mendenmez. Hasat göy mendenmez. Başka hadislerde etediler. Madem ki hasat kılışmasa adamlar yahşilikte bardavan buladılar. Adamlar da arası hasat bulmasa adamlar da arası da yahşilik buladı. Hasat bulmasa birbirine nisbeten muhabbet payda buladı. Birbirine hasat kılışmasa saadetli buluşadı. Birader hasat göğü bulma. Hasat göğü buluş fakat seni özünü baksız kıladı. Anas ibn-i Malik'ten rivayet kılgen hadis şurada köp aytilingen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen sahabalar oturuşken idi. Resulullah ettiler ki hazır aldılar ki cenneti bir adam çıkıp geledi dediler. Şimdi karab duruşuydu. Sakallarından taharat su akıp durgen kavuşunu koltuklayan bir kişi çıkıp geldi. Addi la adam. Bu falan sahabalarımız addi bir ansari. Ertesi gün Resulullah haligi sözünü kaytardılar. Yani haligi adam kirip geldi. Üçüncü günü yem şu gapını kaytarganları da haligi adam kirip geldi. Şunda Abdullah ibn Amr raziyallahu anhu bu nima işi var ekin bu adamın? Bu Abu Bakr Siddiq emas, Umar ibn Hattob emas, Ali kibar, aşere-i mübaşere bo'lgan sahabalardan emas. Addi bir insan. Orkasından borib, birodar, otam bilan kelisholmay qoldim. 3 gün uyga kirmayman deb men o'zimga ahd qildim. Shu 3 kun siz bilan turib tursam uyingizda dedi. Haligi ansori ko'ndi. 3 kecha u kishi bilan birga yotib turdi. Tunda qiladigan amallari bormikin? Bir sadaqasi bormikin? Bir xos bir zikri bormikin? Bir nima amali bor ekanki, tashqarida hamma qatoringlar yuradi. Lekin Rasululloh 3 marta jannatiy odam kiradi desa, o'sha odam kirib kelyapti. Üçüncü gün bugende hem hiç kendi işlerini görmedi. Şunda Abdullah ibn Amr aytti ki otam bilan hiç kanaka gap o'tgani yok ortamızda. Men Resulullah üç madde hazır olduğuyla cenneti adam çıkardı degeni de siz gelgenizi gördüm. Şunda sizi yüzde bir kanaka işiz var iken biz bilmiydik an. Şunu bilgeni geldim degeni de Halige Ansari siz körgenden başka amalim yok. Fakat dedi Müslümanlar ge Müslümanlardan birer kimseye yine küdürat saklamayman. Hiç kimge nisbeten unga Allah'tan yetken yaşlılıkka hasat kımayman dedi. Abdullah ibn Umar aytdi. Sizni mana şu makam yetiştirgen nasa şu hislat eken dedi. Hasat göy bulmasligi şu kişinin cenneti buluşuna sebep oluyordu. Demek oson işmese kena bu. Demek oson işmese kena. Keçkonu yatayakenimde bronta Müslüman gibi nisbeten gılla kaçtığım yok kalbimde ve bronta adamı hasat kımayım ben diye yaptı. Boladı mı şuna kısa? Boladı. Lekin juda qiyin. Akılını güzelliği fikir bilen, tilini güzelliği sükut bilen, yüzünün güzelliği ibadet bilen, sözünün güzelliği rastgeleği bilen,
kalbinin güzelliği hasadını terk kılışlığı bilen. İki gözün görüp durgen bosa birader. İki de kolun ayağın işlep durgen bosa. İki de kulağın eşit durgen bosa. Kimge hasad kılasan? Nemege hasad kılasan? Hasadın zararları. Hasad Allah Teala'nın gazabına kalışke sebep. Hasad göğünün kalbi hasrat bilen tola buladı. Hasad egesinin mertebesini pas etiradı. Hasadçını hemme yaman köradı. Hasad nimetinin zavallığı sebep buladı. Özündeki barınası yok buladı hasad kılorsin. Hasad katta yamanlığının menbası. Hasad cemiyetini buzucu boyan çok var. Hasad ahlaksızlığını alamadı. Ondan taşkarı bu ruhi manevi tamamları bulsa hasadın zarar tamamları. Şimdi cismani zararları yan var. Bana şu cesedinde hem zararı var. Sen eğer burada hasad gibi buradırken bulsan özünü, taneyini, tınımsız dertlerine keserler gibi bırakılasın. Tabipler açışadı. Hasad gibi insanda kuyudaki dertler daim birge buladı. Hasad gibi adamda kuyudaki dertler daim birge buladı. İsteylerdi şu dertlerde. Ümitsizlik, düşkünlük, gazap, nafrat, aşkozon öpke kasallikleri, teri kasallikleri, yürek kasallikleri, immunitizmini buzulışı, jigar, öt işini buzulışı, uyqusizlik, daimi charchoq, bel ve boyundaki ağrıq, daimi stres ve töşeğdeki muammolar. Öşüngeçe tasir kılarken burada. Ha men shunchadan beri ukol olib yuribman ekanmi? Shu hasadni tarqisam hal bo'ladi birodar. Chunki aytdik-ku, hasad shunaqa o'tki, faqat o'zini egasini kuydiradi. Hasad shunday bir dardki, faqat o'zini egasini qatl qiladi. Ikki narsa birga bo'la olmaydi. Qanoat va xirs. Insonda qanoat bo'lsa xirs bo'lmaydi. Agar insonda qanoat bo'lmasa doim xirs bo'ladi. Endi ikkita narsa bir-biridan ajra olmaydi. Hırs ve hasad. Hırs ve hasad. Bir adam aytadı. İkkala ayağı ham yok adam mı körgenimden keyin yangi tofli iki yanlarını görsem hasad kımaya koydum. Kaytar vereyim mi? İkkala ayağı ham yok adam mı körgenimden keyin yine yangi tofli iki yanlarını görsem hasad kımaya koydum. Çünkü ayağım baru mene deydi. Brother, mana şu matohlarda da, dünyanın nimetleri de özünden yukarı bugün adamlara karasın, hasad degen nesi daim sende tururadı. Dünya işleri de, dünya matahı da özünden pasırak adamlara karagin de, şunda hasattan kurtulasan. Sen palancının aileki katta adam hasad kılı yapsan mı? Seni az gün aileki maaşın hem işsiz adam için katta mı bilir? Sen palancının katta aileki körüp durup hasad kılı yapsan mı? Seni kiçkine yine üyüngem, üyüzüz adamge kaşağına hangi ama? Başkalarda işini yengeligine hasat kılıyorsa mı? İşsiz yürüyen adamge, seni kılıyken ağır işinge nimet, baylık. Buranı, pulunu, köplüğüne hasat kılıyorsa mı? Seni toplap koyan az gene cevabını yengem, karzge batıp yetken adam için katta baylık. Dastırhanı, palançını, tökün saçını da bunu dastırhanıge hasat kılıyorsa mı? Seni fakirana dasturxoning chi yurtida urush bo'layotgan och insonning orzusi. Biroqga hasad qilmaslik uchun dunyo matohida o'zingdan balatlarga emas, o'zingdan holi xaroblarga qaragin. Ma'qulmi? Jeep emasmi mashinangiz? Sedanmi? Zato peshkom bola sapitmasu? Siz bola sapit yuribsizmi? Zato peshkom emasu? Siz peshkom yuribsizmi? O'n odam arabada o'tiribdi. Siz arabada oturupsun mu? Onu adam 18 yıldan beri kovmadı yatıptı. Karende siz kaç zaman yakarayken izge? Çünkü hasat kıma birader. Özünden pasra boyun adamlar yakara. Dersimizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bile tüketemiz. Madem ki hasat kılışmasa adamlar yakşilikte bardavan buladılar. Daimi yakşilikte buluşunu haklasın birader. Saadet topuştu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kunlik ovqatlanish ratsioningizda tovuq tuxumlari tez-tez uchrab turadimi? Tuxumni xomligicha iste'mol qilishning foydalari haqida
nimalarni bilasiz? Kuniga 2 ta tuxumni xomligicha iste'mol qilish sog'lig'ingizni yaxshilashga qanday yordam berishini bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Qon bosimi, yurak kasalliklari, gipertoniya, yurak xuruji, insult, qon aylanishi bilan bog'liq muammolar. Endi barchasining tabiiy davosi bor. Resveratrol kompleksi va rooibos choyi. Bularning ikkisi ham eng kuchli antioksidantdir. Resveratrol kompleksi tarkibida uzum po'sti va danagi, kakao, igna barglardan olinadigan fitoleksin moddasi bor. Rooibos choyi esa A va C vitaminlari, kaliy, kalsiy, magniy va temir manbasiga boy. Resveratrol kompleksi yurak qon tomir kasalliklarini yengishingizda tabiiy vositadir. Resveratrol kompleksi faolligi jihatidan C vitaminidan 20 marta, E vitaminidan 50 marta kuchlidir. 2 piyola rooibos choyi esa 13 sutkalik temir moddasiga bo'lgan ehtiyojni qondiradi. Mahsulot sertifikatlangan. Batafsil ma'lumot uchun bepul konsultatsiya oling va hozirroq bizga qo'ng'iroq qiling. Tovuq tuxumlari ko'p iste'mol qilinadigan hamda to'yimli ovqatlardan biridir. Dietolog mutaxassislari ularni xom holatda iste'mol qilishni maslahat berishadi. Chunki ularni pishirish paytida ozuqa moddalarining bir qismi yo'q bo'lib ketadi. Sportchilarning ratsionida ushbu mahsulot doimiy ravishda kerakli oqsilni olish uchun mavjud bo'lib, san'atkorlar sahnada chiqishidan oldin xom tuxum yutishadi. Xom tuxum yana qanday foydali xususiyatlari bor? Tovuq tuxumi oqsilga juda boy va oson hazm bo'ladigan mahsulotdir. Unda vitaminlar, mikroelementlar va ozuqa moddalarining kombinatsiyasi jamlangan. Tuxum deyarli uglevodlar kamligi uchun u parhez taom hisoblanadi. Lekin tuxum sarig'i esa juda yuqori kaloriyaga ega. Faqat xom holatda tuxum oqi tanada butunlay so'riladi. Biz sizning sog'lig'ingiz haqida qayg'urishga harakat qilamiz va videolarimizni iloji boricha ko'proq odamlar ko'rishini xohlaymiz. Lekin bu sizning yordamingizsiz iloji yo'q. Shuning uchun agar siz uchun qiyin bo'lmasa, layk bosing va kanalga albatta obuna bo'ling. Buning uchun kattakon rahmat. Vitaminlar A immun tizimi uchun kerakli hisoblanadi. V3 va PP zararli xolesterin miqdorini kamaytiradi. B12 miya va asab tizimining normal ishlashi uchun zarur. E teri, soch va tirnoqlarning salomatligi uchun mas'uldir. D bolalarda raxit kasalligini oldini oladi. K suyak to'qimasini mineralizatsiya qilish va qon ivishini amalga oshirish uchun mas'uldir. Foliy kislotasi qon aylanish va immun tizimini yaxshilash uchun zarur. Xolin xolesterin miqdorini kamaytiradi. Mikroelementlar: kaliy, kalsiy, temir, magniy, marganets, fosfor, mis, selen, ftor va sink. Ko'pincha ertalab och qoringa tuxum iste'mol qilish tavsiya etiladi. Ular oshqozonda kislotalikni kamaytiradi va ovqat hazm qilish organlarining faoliyatini yaxshilaydi. Ularda mavjud bo'lgan litsozim fermentida oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi va gastrit kasalliklari rivojlanishiga sabab bo'lgan Helicobacter pleura bakteriyasiga qarshi kurashda yordam beradi. Antioksidant esa samaradorlikni oshiradi va yoshartirishga yordam beradi. Bolalikdan beri ko'pchilikka tanish bo'lgan Gogol-Mogol ananaviy tibbiyot retseptlaridan ishlatiladi va yo'tal bilan kurashishga yordam beradi. Albatta, bunga tabiiy asal va sariyog' qo'shiladi. Miya faoliyatlarini va jigar faoliyatini mustahkamlaydi. Tarkibida yuqori sifatli protein tufayli mushak massasini ko'paytirish, ko'z ravshanligini yaxshilash va kataraktini oldini olish. Tuxum sarig'ini cheklash tufayli ortiqcha vaznga qarshi kurashda ijobiy ta'sir bo'lishi. Qon bosimini kamaytirish, to'qimalarning yaxlitligini saqlash, qalqon simon bezni normalizatsiya qilish, tish va suyaklarning holatini yaxshilash. Agar tuxumni xom holatda ichish qiyin bo'lsa, oddiy proteinli kokteylni tayyorlashingiz mumkin. Tuxumni stakanga chaqib olib, uni ko'pirtirib oling va agar istasangiz, xohishga ko'ra meva sharbati qo'shing. Ushbu kokteylning kunlik iste'moli tanangizga ko'p miqdorda vitaminlarga ega bo'lish va sizni kuch-quvvat bilan ta'minlashga imkon beradi. Biroq, tuxumni xom holatda iste'mol qilishda ehtiyot bo'ling, chunki infeksiya, salmonelyoz bilan kasallanish xavfi mavjud.
Bu infeksiya tuxum pochog'ida bo'lgani uchun tuxumni yaxshilab yuvib tashlang yoki soda eritmasida bir necha daqiqaga qo'ying. Agar po'stlog'i zararlangan tuxum bo'lsa, qovurgan yaxshiroq bo'ladi. Bundan tashqari, qattiq veterinariya nazoratidan o'tgan do'kon tuxumlarni sotib olish ham xavfsizroq bo'ladi. Xom tuxumlarni 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga berish tavsiya etilmaydi va ba'zi odamlar tuxumga allergiyasi bo'lishi mumkinligini hisobga olish kerak. Xom tuxum mazali va juda ko'p foydali xususiyatlarga ega. Kuniga bor yo'g'i 2 dona tuxum va tanangiz bunday g'amxo'rlik uchun sizdan minnatdor bo'ladi. Sizga yaxshi kayfiyat tilab, salomat bo'ling deb qolamiz. Bu haqida nima deb o'ylaganingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozirda ko'plab yurtdoshlarimizga shifo ulashib kelayotgan Vellor kompaniyasining Resveratrol kompleksi tabiiyligi bilan millionlab insonlarning e'tiboriga sazovor bo'lmoqda. Kompaniya mahsulotlari qisqa muddat davomida yuqori natija berganligi sababli ham bugungi kunda 30 mingdan ziyod doimiy mijoziga ega. Mahsulotlar yuqori qon bosimi, ateroskleroz, bosh miyada qon aylanishining buzilishi, qon quyuqlashishi, xotiraning pasayishi, infarkt, insult singari yurak va qon tomirlari bilan bog'liq xavfli kasalliklarni davolashda ijobiy natija ko'rsatgan. Yuqoridagi xavfli kasalliklar hech qanday ogohlantirishsiz to'satdan keladigan infarkt va insultga sabab bo'ladi. Shunday ekan, salomatligingizga be'tibor bo'lmang. Agar sizning sog'lig'ingizda ham shunday jiddiy muammolar kuzatilsa, quyidagi telefon raqamlariga albatta qo'ng'iroq qiling va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling.